Tek rakamlar bir kere kullanıldığına göre 3 ve 5 kullanılmayacak. A yerine tek rakam yazamam çünkü bu sefer iki defa olduğu için iki defa kullanılacak. Sadece B'yi kullanabiliriz. 3, 5 dışında 1, 7, 9 var. Öyleyse birler basamağı ya 1, ya 7 ya da 9 olacak. 12 ile bölündüğünde 1 kalıyormuş. Öyleyse 1 çıkartırsak 12'ye tam bölünecek. Birler basamağından 1 bir çıkardığımız zaman maviyle yazdığımız sayıları elde ediyoruz. 12 3 çarpı 4 olduğu için Son iki basamak 4'ün katı olacak. Rakamları toplamı da 3'ün katı olacak. Şimdi burada 0 varsa A'ya verebileceğim değerler 0, 2, 4, 6, 8 oluyor. Rakamlarını toplayıp 3'ün katı mı diye kontrol ettiğimde 2 ve 8'in sağladığını görüyoruz. 2 çarpı 2, 2 tane olduğu için A değeri burada. 2 kere 2, 4, 5, 3 daha 8 yapar. 8, 4 daha 12, 3'ün katı. Aynı şekilde 8 de sağlıyor. Burada zaten tek gelmek zorunda. Birler basamağı 6 olduğunda onlar basamağına tek gelmek zorunda. İkili C'den dolayı burada bunu kabul etmiyoruz. Birler basamağı 8 olduğunda yine bunun 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. 2 ile 8 zaten kontrol edilmişti. Sağlıyor. Sağlamayanlardan burada 4 de sağlıyor. 2 kere 4, 8. 5, 3 daha 8. Bir daha 8. Toplam 24 oldu. 3'ün katı. Bunların toplamı istendiğine göre 8, 2 ve 4'ün toplamı 14 yapar. Doğru cevap B'dir.